Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri, herkesi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de 1980'ler ile başlayıp AKP döneminde tırmanan ve sağlıkta dönüşüm programı ile vücut bulan sağlıkta piyasalaştırma süreci bugün sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Bu ortamın atmosferinde boğulan hekimler, güvencesizleşen sözleşmeli personel, taşeronda karın tokluğuna çalışan işçiler, kapanma kapanmama arasındaki eczaneler ve derdine derman bulamayan parasız hastalar rahatlıkla görebiliriz. Sağlık hizmetinin sermayenin kar hırsına teslim edilme niyeti ise en üst merciden sarf edilen giderlerse gitsinler sözünde de suretini bulmuştur. Aslında sözün esas muhatabı hekimler değil, doğrudan halk sağlığıdır. Giderlerse gitsinler sözünde ifadesini bulan sağlık anlayışının Türkiye fotoğrafını seçim bölgem Muğla'dan örneklerle anlatmak istiyorum. Muğla'da 13 ilçenin 12'sinde hastane mevcut ve hastanelerimizin tamamına yakınında hekim başta olmak üzere personel yetersizliği had safhadadır. Bu durum mevcut çalışanların iş yükünü sürekli artırmakta, tükenmişliğe yol açmaktadır. Kış nüfusu 1 milyon, yaz nüfusunun 5 milyon olduğu Muğla'dan gelen isyan seslerinden bazılarını paylaşmak istiyorum izninizle. Dalaman, Ortacı ve Köyceğiz devlet hastanelerinde bölgede tek çocuk doktoru var. Köyceğiz'de bir dahiliyeci 10 ay önce istifa etti, kalan tek dahiliyeci de 2 ay sonra emekli olacak. Dalaman, Ortaca, Köyceğiz 3 ilçede tek kardiyolog görev yapıyor. Ayrıca yaz trafiğinin yoğunluğu, bölgenin coğrafi yapısı gibi nedenlerle ölümcül motosiklet kazalarının bu bölgemizde yüksek olmasına rağmen bölgedeki 3 hastanemizin hiçbirinde beyin cerrahi uzmanı yoktur. Dalaman hastanemizde tomografi cihazı yok, göz ve ortopedi doktoru yok, hastanenin fiziksel kapasitesi yetersiz. Ortaca Devlet Hastanesi'nde son bir yılda 7 uzman hekim ve 5 pratisyen hekim istifa etti. Fethiye'de bir kadın doğum, bir beyin cerrahi uzmanı var, göğüs cerrahi uzmanı yok, genel cerrahi 3 kadro eksiğiyle çalışıyor. Kadrosu tam olan branşlarda anestezi, göz, nöroloji, kulak burun boğaz, kardiyoloji, rutin bir hale gelen geçici görevlendirmeler nedeniyle hekim sayısı yetersiz sayıya düşüyor. Ortaca Köyceğiz Dalaman ve açılacağı söylenen Seydi Kemer hastaneleri uzman sayıları eksik olduğu için Fethiye'den geçici görevlendirme ile tamamlanıyor. Yetmiyor, Marmaris Bodrum hastanelerinde geçici görevlendirmelere gidiliyor. Fethiye'de hekimler şöyle isyan ediyor. Yoğun ve yetişemez durumdayız. Mesai kavramımız kalmadı. Bürokrasi bitecek diye bilgisayar sistemine geçildi. Hem evrak hem bilgisayar kaydı yapıyoruz. İş yükümüz daha da arttı. Kalite kavramı üzerinden kağıt üstünde her şeyi gösteriliyor ama uygulamada hiçbir gelişme yok. Kişi üzerinden eczaneden çıkış yapılması gerekliliği getirildi. Servislerde ilaç, serum ve sarf malzemesi bulundurmak yasak. Hastaya acil kullanmamız gerekenler dahi bir saat sonra servise geliyor. Bu sistem hasta ve insan odaklı değil, kar ve işletme odaklı. Servislerde acilde dahi acil malzeme ve defibrilatör gibi cihazlar çok yetersiz. Günlük 90-100 hasta ile hekimler bunalmış vaziyette. Yaz dönemi nüfusun katlanması ile trafik kazaları benzeri ile bu sayı katlanıyor diye isyan ediyor. Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve hatta Fethiye için temel sorunların başında uzman hekim ihtiyacı var. Çoğu branşta uzman hekim yok veya tek kadro var. Bu nedenle çoğu hastanın merkeze sevk edilmesi gerekiyor. Bu da ikinci ve üçüncü basamak hastanelerinin yükünü artırıyor. İlçe hastanelerinde işlevsiz hale getiriyor. Örneğin Ortaca Devlet Hastanesi yeni yapılmış, büyük bir bölgenin yükünü taşıyabilecek potansiyeli sahipken hekim eksikliğinden dolayı kapasitesini kullanamıyor. İlçelerde ek ödeme olmadığı için gelen hekimler geçinemedikleri için kısa sürede ayrılıyor. Bakanlıktan kadro artışı talep edildiğinde hastane yatak doluluk oranının düşüklüğü gösterilerek reddediliyor. Bodrum'da kardiyoloji, çocuk, beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi, psikiyatri tek ve dolayısıyla icap tutmuyor. Dermatoloji, göğüs hastalıkları, biyokimya uzmanı yok. Kulak burun boğaz uzmanı tek, o da başhekim.
3 dahiliyeciden biri 2 aydır Şırnak'ta geçici görevde. Datça Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli sayısı yetersizliğinden dolayı aylık saatlerin çok üzerinde uzun ve yoğun iş yükü oluşuyor. Hekim ve diğer sağlık çalışanları aşırı yüksek kiralar ve buna karşın düşük maaşlar, döner sermaye ödemesi yapılmaması nedeniyle ya istifa ediyor ya da yer değiştiriyor. İlçede yaz nüfusu 7-8 kat arttığı için acil serviste tek hekimle 24 saatte 300 hasta bakılmaya çalışılıyor. Uzun bekleme süreleriyle halkımız sağlık hizmeti alamaz duruma giriyor. Datça gibi turizm noktalarında sağlık çalışanlarına lojman yapılmalıdır şeklinde talepleri de iletmek istiyorum. 2021 yılında Mayıs ayında hizmete giren 100 yataklı yeni yatağın devlet hastanemizde ise uzman hekim ihtiyacı var. Radyoloji doktoru yok, nöroloji doktoru yok. Bölge santral ve maden bölgesi. Dolayısıyla iş kazalarının yoğun yaşandığı yer ama tek ortopedi doktoru var, beyin cerrahi uzmanı yok. Tek genel cerrahi doktoru var, akciğer hastalıklarının sık görülmesine rağmen yatağında tek bir göğüs hastalıkları uzmanı yok. Fizik tedavi merkezi var ama fizik doktoru yok. Genel cerrahi ve kadın doğum uzmanları 10 yıldır tek başına hizmet veriyor. Ve acilde pratisyen hekim ihtiyacı var, temizlik ve özel güvenlik eksiği var. Son 3 yılda Milas Devlet Hastanesi'nde 15 hekim istifa etti. 11 hekim emekli oldu. 12 hekim tayin isteyerek gitti. Bu yeni yasa tasarısı aldatmacasından sonra 5 hekim istifa için bekliyor. Emekliliği dolan hiçbir hekim bir gün bile beklemiyor. Çocuk doktorları sürekli geçici görevle Bodrum'a gidiyor. Bodrum'a gitmedikleri hafta Bodrum'daki acil tüm çocuk hastalar Milas'a sevk ediliyor. Kadın doğum için de tüm sezaryen hastaları gece boyu Milas'a sevk ediliyorlar. Hekimlerin dayanacak gücü kalmadı. Hastanede nöroloji uzmanı bir tane. Şu anda 3 ay istirahatli, her dönem aramaya açılmasına rağmen kimse gelmek istemiyor. Yoğunluk, geçici görevlendirmeler ve düzenli döner dağıtılmaması gibi sebeplerle doktorlar tayin olup gelmek istemiyorlar. Birçok branşta kadronun yarısıyla hizmet üretilmeye çalışılıyor. 29 yıllık bir uzman hekimin Mayıs ayı maaşı 7.966 TL. Emekliliğe yansıyan ücreti bu kadar. Olmayan döner sermayeye zam yapılıyor bu yasada. Hekimler şiddetten, malpraktis davalarından, geçici görevlendirmelerden, yoksulluk sınırının altındaki maaştan çok yoruldu. Özel sektörün son 3 yılda sağlıktan aldığı pay ne kadar arttı? Devlet hastanelerinin çalışmasını mı istemiyorlar? Bunu sorun diyor hekimler. Biz de bunu sizlere soruyoruz, iktidara soruyoruz. Bu kriz bilerek yaratılıyor. Sonunda vatandaşa sistemden memnun musunuz diye sorulduğunda memnun olma şansı yok. Madem sıkıntı var, o zaman tüm hastaneleri özelleştirelim diyecekler. Buna hazırlık yapıyorlar diyor sağlık emekçileri. Muğla Araştırma Hastanesi'nde çocuk alerji doktoru yok. İzmir ve Aydın'a gidiyorlar. Her hafta gitmek gerekiyor. Aşılama tedavisi için 5 yıl. Bir defa gitmezsen boşa gidiyor, çok maliyetli. Aileler zor durumda. Lütfen sesimiz olun diyor bir vatandaşımız. Muğla'daki hastanelerde eksiklikleri en ağır hisseden acil servis hekimleri ise şunları dile getiriyor. 1. Acil servisteki hekim sayısının yetersiz olması mevcut hekimlerin yükünü artırıyor ve bu yüzden pratisyen istifaları artıyor. Örneğin Ortaca Devlet Hastanesi'nde son 4 ayda 4 hekim istifa etmiş ve biri yurt dışına yerleşmiş. 2. Bölgede uzman sayısının yetersiz olması nedeniyle acilden hasta danışma, yatış ve sevk işlemleri çok uzun sürüyor ve verimli işleyiş olmuyor. Bu sistem hem hekimi hem de hastayı çok yoruyor. 3. Bir hastanın tüm sorumluluğunu bir hekim alırken, meslek kusuru davaları hekimlere açılırken, acil serviste en düşük maaşı hekimin alması hekimlerin mesleki heveslerini düşürüyor. 2021 hekim maaşım 11 ay boyunca toplam 78 bin TL diyor bir acil hekimi. Bunların dışında kronik hastalıklar takibi, kanser taramaları, sağlık raporları gibi işlemler özellikle ek personel ihtiyacını artırmaktadır. Artık bir birime bir ebe yetmemektedir.
her aile hekimi birimine ek personel ve daha kalabalık aile sağlık merkezlerine orantılı bir şekilde kamuda kadrolu ebe hemşire istihdamı yaratılması planı var mıdır diye soruyor sağlık emekçileri. Bitiriyorum başkanım. İktidara sesleniyorum. Hastaneyi hastane yapan sağlık personelidir. Duvarların, kapıların hasta bakamadıklarını anlayın artık. Kamu hastanelerindeki yaprak dökümüne kayıtsız kaldınız. Nihayet sağlık emekçilerinin haklı mücadelesi sonunda bir yasa teklifi getirdiniz. O da yarım yamalak. 30'un üzerinde tıbbi meslek grubu var. Hastanedeki temizlikçisinden ambulans şoförüne, hemşiresinden sağlık memuruna, ameliyathane teknisyeninden röntgen teknisyenine kadar tüm sağlık çalışanları için bir düzenleme getirmeliydiniz. Ama yapmadınız. Göz boyuyorsunuz, sağlık çalışanları bölerek birbirine düşürmeye çalışıyorsunuz ama asla başaramayacaksınız. Teşekkürler başkanım.